Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuz kar detaylık simülatör. Yani araç temizleme, detaylı temizlik tarzı bir oyun. Yeni oyun diyelim. Ben hafif bakacağım oyuna da. Baktım daha doğrusu bir. İşleyiş nasıl falan filan. Hallettim onları. Şimdi beraber başlayacağız yeniden. Oyunda ödüller falan var. Boss olan bizim patron herhalde. Tahmini temizlikler için bir şey dönüyor. Karpriz. Showroom tarzı bir şey işte. Showroom değil lan. Bir nasıl söyleyeyim ya. Herkesin arabasına gidiyor. Hangisi daha temiz ona ödül veriliyor işte. Öyle anlatayım. Dört ödülü bizim patron kazanıyor. Nanay gösteri gibi. Ses fazla sanki ya. Ve ödülü çalışan işçisine veriyor. Senin sayesinde kazandım, sayende kazandım diye. Mükemmel bir davranış. Tüm patronlardan bekliyoruz tabii bir şeyi. İlgi alalım. Temel 60, 70 olsun. 60 olsun, 50 olsun. Tamam. Şimdi görevlerimizi yapalım. Hafif görevlere başlıyoruz. Daha sonra kendimiz başlıyoruz. WASD hareket etme. Geldik temel noktaya. Eğil diyor, telefonu al. Aldım baba. Koş hızlı diyor. Shift hızlı koşuyor. Tab'da menümüz var. Arama menüleri. Öğreticilerimiz E'ye bastığımızda geliyor. Bu şekilde E, Q, Q. Kamera termosun belli noktaya gidiyor. Buna tıkladığımız zaman alet otomatik alıyoruz. Ve şuraya geliyoruz. Mouse'un tekerine basılı tutarak yukarıda seçtiğimizde köpüğü seçiyoruz. Tamam. Mantığı her bir parçaya tuttuğumuz zaman yeşil yanması gerekiyor parçanın. Eğer temizliği tamamlamasını istiyorsanız. Peki A'da mesela bakın. Bak yeşil yandı. Temizliği tamam. Bu parça da tamam. Ön parça. Bu da tamam. Bak yukarı parçaya bakın birazdan. Çok güzel. Amacımız sadece bu parça parça halde temizliğimizi bitir. Burası da bitti. Hadi tamamlıyorum. Burası da tamam. Aşağıya bitmedi bak şimdi. Kısmı da bir halledelim. Bakın yan parça bitti. Alt parça bitti. Bagaj bitti. Parça bitti. Tavan da bitti mi ya da bitiyor büyük ihtimalle. Tamam. Araba köpük dolayı bitti. Köpüğü durulama işi var. Mouse sağ klik bastığımızda bu arada eksik kalan yerleri gösteriyor. Ekipman menüsünü açıyoruz. Geldiğinizde buraya bakın. Tanzik ya da basınç. Basınçla aynı taktiği, aynı şekilde yine uyguluyoruz bunu. Tabi önceliğimiz yukarıdan başlamak olsun her zaman için biliyorsunuz. Yukarı aşağı akmasın diye. Şöyle bir temizleyelim güzelinden. Cam sarı. Türk diye yeşil olması lazım. Olmuştur. Bekle şimdi. Öylece güzel. Cana bir temizleyelim. Marabımızı. Dillop gibi olsun. Bu arada videoya like atmayı. Abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Destek olmak için. Bildirimleri de tümünü açarsanız çok güzel olur. Şimdi burayı da güzel bir şekilde temizledik. Bir kısım kaldı. Köpükleri çok dikkat edelim. Köpük kalmasın aracın üzerinde. Bazen görev için köpüğü hafif bırakabilirsiniz. Yani %100 değil de %95 falan yaptığınızda kabul ediyor görevi. Bak şöyle bir daha bir şey temizleyeceğim. Sırtmasını istemiyorum buranın. Sırtmasını da istemiyorum. Tamam bu da bitti. Aferin. Şimdi geri kalan evet, diğer görevi tamamlamak için rafa gidiyorsun. Seti tamamlayacağına sana yardımcı olacak diyor. Şunu arıyoruz o. Temizleme seti.
Gözün gibi. Kullan diyor, onu kullan diyor. Mouse'a basalım. İmza alalım. Cama bir kere tıkanınca yukarı çıkıyorsun otomatik. Tamam. Şimdi bez alalım. Buradan başla bu. Olayımız tam olarak bu işte. Camlarımızı cam gibi yapıyoruz. Bizim deyimimiz biliyorsun değil mi? Aynaya cam gibi oldu deriz senince. Camı sildiğimiz ayna gibi oldu diyor. Bu kim özel bilmiyorum ama geri çıkmak için çok basit bir yöntem var. Tap tuşu. Otomatik olarak geri çıkıyor zaten. Tamam, şimdi nasıl edelim bir. Tamam. Ya da isterseniz buraya bastığınız zaman hiç geri çıkmadan tap tuşuyla diğer tarafa geçiş yapacağım. Şöyle güzel temizleyelim. Keşke bu kadar güzel olsa temizliği de, hani basit olsa da mouse'la yön tuşuyla hareket ettiğim zaman diğer cama geçebiliyorum direkt ben. Yani bu kadar kolay olsa işte araç temizleme yeri açsın. Buraya sıkmadığım için temizlemedi. Gördünüz mü? Bitmiş olması gerekiyor. Evet, bitti. Yanlardan önce can silmesi için püskürt ardından temiz ediyor. Tamam, sildik. Daha kabul etmedim bunu. Tamam. Haa. Böyle bir mevzu var. Bezimiz sulu olduğu zaman reyi temizlememiz gerekiyor. Yoksa silmiyor. Tam olarak bu mantık yani, anlayacağınız. Tamam. Bakalım geriye. Dünü çıkarım bunda. Şimdi. Şurada bir kir kalmış hafif. Tamam. Kirlik detayını mouse'da görebiliyoruz tabii ki de. Burada var. Bu kalmadı. Yan tarafa geçtim. Burası. Başka? Yok burada. Aktar da vardır büyük ihtimalle. Böyle bir şuraları hafif üstüne alalım bir. Tamam. Bu da bitti. Tamam. Bitti. Çık baba şimdi geriye. Karoseri sil. Karoseri ne olacak? Karoser ne oluyor lan? Tapa bastığımızdan bu çıkıyor direkt. Araç temizliği, camlar yıkadık. Arabayı da bitti diyor. Karoser. Şuna acaba ki? Büyük ihtimal budur. Koltuğu paspas temizliği. Temizleyelim baba. Hemen. Şu koltuğu sen... Şunu aldık sattığımız zaman bu boşluğa çıkıyor. Böyle fazla... Beni kaçırmadan, dozunu kaçırmadan birkaç tane sıkalım böyle. Makineyle çıkıyoruz ve rengi niyeyse siyah oluyor. Çok mantıklı bir şey mi gibi geliyor bilmiyorum ama oluyor yani. Böyle güzelce bir pisliğini, tozunu alalım. Oh, oh yarasın. Bitti. Bununla şimdi bir tane koyduk. Şimdi de şunda. Etrazum tuşu bastı. Bir birleştireceğiz. Şuraya basma dedim var ya. Olur öyle şeyler. Peki de bilgisayar masasını alıştırmanın bir hataydı. Bu benim hatam. Cezasını biz çekeceğiz. Tamam, güzelce bir temizledik sanki. Daha tabi parlamadı etrafı da. Tamam, bu da bitti.
Paspas. Paspasa bak ne kadar. Bizim paspas böyle değildi ki lan. Tamam, şimdi süpürge kullan diyor. Tamam. Tamam, bu da bitti. Gir diyelim. Bunları silmiyor şu an gördüğünüz gibi. Kadın iş masın lan. Yaşa. Elimizdeki ne ki acaba? Tüp temizleme gibi bir şey herhalde. Aslında bagaj havuzunu, bagaj havuzu da almış. Bunu da temizlememiz gerekiyormuş yani görev için. Tamam, bu görev bitti gördüğünüz gibi. Kapatalım onu da. Kapı açık kalsın mı? Yok, kapatalım. Köste var mı? Yok. Başına kaldı. Koltuk. Paspasları, bagaj havuzunu temizlemek için. Beşim spreyini kullan. Tamam, bitti. Yavru mu görev işlemizin de bir şey eksik yaptık o zaman. Bunu temizledik. Değil. Bunu temizledik. Ne kaldı be? Yani bu temiz değil mi şu an? Yani bu temiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bir yerde tıkandı. Kabul etmedi niyeyse. Koltuklar, paspaslar, bagaj havuzu. Hepsini temizledim mi? Tamam. Temiz. Yani bu da temiz. Bunda bir şey yok. Bu da temiz. E baba biz ne temizleyeceğiz şimdi? Sorma sahip. Şunu mu? Bu ne çalak su çalışmıyor bile bu. Başka neresi kaldı göstermiyor bu. Bu sıkıntı işte baba. Basıyorum. Öğreticilere geçelim bir. Köpükte mi? Tamam. Tamam aynısını yaptık biz de bunu iş temizliği. Yani biz bir şey yapmamış olabiliriz. Şu. Şimdi çıkardığımız zaman sıktığımız zaman yeşil olmamış olabilir. Bir şey olmuyormuş işte. Ama bu onay verdi sitem ya bunlara. Vermeden mi bırakacağız bizim? Ben verdi diye hatırlıyorum ama bakalım bir daha bakalım. Belki bir eksikliğimiz bir yerde bir yanlışımız olmuştur elbet. Burayı bitirdikten sonra bakalım belki düzelecek. Düzelmiyorsa senin gibi ben hatayı ben seveyim. Yok hiçbir şey vermedi. Bu değil demek. Tutuk değil. Bu değil. Bence bunu almamız lazım.
Araç temizliği camına kadar araba yıkandı. Tamam, bitti bu. Görevleri. Temizliğini sildi. Ne alalım bir. Ben şu bezi alalım. Bu mu acaba yapmamız gereken iş? Temizlerim bir. Yok, hiç alakası yok bunun. Bunda sıkıntı var. Bunda hangi sıkıntı var mı? Ne sıkıntı? Bunu da çözmüş değilim. Bu var, başka bir şey yok. Alet değiştir, tamam. Yani herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Biz gene bir daha temizleyelim. Tamam. Herhangi bir şey göstermiyor sarkılıkta. Bunun ikisini yapmıştık. Deneyelim. Belki burada gösterecek kutu. Bak, kamerayla yaklaştı, uzaklaştı yok. Değil. Daha bir sıkıntı var mı? Daha bir şey. Gözükse ya da gözükür herhalde. Karoseri. Karoser ne oluyor acaba? Ben tam olarak onu bilmiyorum. Karosere bakmam lazım benim ya. Karoser. Hemen bakalım karoser neymiş acaba? Orada karoser gövde demekmiş. Gövdeyi sil diyor. Gövde şurası mı oluyor o zaman? Gir abi içine. Ne ki bu? Gövde bence bundan silinmiyor o. Böyle bir şey var. Şunu almamız gerekiyor gövde için. Yam ya. Aa, niye almadın onu? Karoser. Temizlemek kitinden bir şey de olabilir. Değil. Bunların kirlilik derecesini ölçmek için takip basınca basıyoruz da bunu göstermiyor. Burada bug olabilir belki. Bak, şu an pısıtıyorum. Hiçbir bölgeye püskürme yapmıyor. Bunları da yapmıyor. Yani bunda farklı bir şey olabilir. Yine başlaya. Kirlilik derecesini de göstermiyorsun. Aferin sana be. Yani şunu kadında farklı bir şey var mı diyeceğim. Yok, bunda bir şey yok. Nerede kalıp şimdi? Uzunu nereden alacağız? O da yok. Evet. Vatan millet hayırlı olsun. Bir bug'ını bulduk sanki. Oyunun çünkü kilitlendi kaldı burada. Ve tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. İzleyemiyoruz da. Sağ klikte basmıyor. Yıkadık. Camları yıkadık. Temizleme. Geç onu. Öğretilerden.
Temizleme. Dur şimdi. Tamam. Baba temizledik biz onları. Evet dostlar, bunu daha sonra ben devamını getiririz. Videomuz buraya kadar. Bunu ben araştırayım. Yerinde baklava mı var diye.